Evet, bir başka Metrum Turkey webinarına daha hoş geldiniz. Hala gelmeye devam edenler var. Bugünkü webinarın katılımcı sayısı yüksek. Bir süre daha bekleyebiliriz. Ben de bu arada ufak tefek bir iki başlangıç yapayım. Ben Deniz Andreyanço, Metrum Türkiye'nin genel direktörüyüm. Genellikle bu webinarlarda çoğu zaman moderatör görevi üstleniyorum. Önümüzdeki bir saat 15 dakika boyunca sizlere bu geçtiğimiz günlerde de duyurusunu çok sık yapmakta olduğumuz direkt ölçümler webinar dizimizin ilk webinar içeriğini sunuyor olacağız. Bu webinar serisi aslında tam olarak genellikle insanların bizden beklediği ve konunun teorik background'una direkt ölçümler, bu arada tabii pH'ten başlayıp iyon selektif iletkenlik ölçümleri diye uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. O yüzden bunları eskiden biz İstanbul'daki buradaki genel merkezimizde tam gün süren uygulama laboratuvarındaki seminerler şeklinde yapıyorduk. Ama tabii ki korona ile beraber bu tarz müşterilerimizle fiziksel olarak bir araya geldiğimiz, kendi akademi merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bu webinarları yapmak şimdilerde o kadar kolay değil. Çok da geniş ve ayrıntılı bir içerik olduğu için de en iyisi dedik ki 2021 yılından itibaren en azından mevcut koşullar altında bu sağladığımız içeriği şimdi bir takım webinarlara bölelim diye. Ve ortaya bu 4 webinarlık dizi çıktı. Webinarın dizisinin ilk 2 webinarı aslında oldukça özel. Çünkü tamamen özellikle pH elektrotları ve pH ölçümleri üzerine kurulu olacak. Bu ilk webinarda tabii özellikle pH kavramının teorik background'ına ve bir takım önemli pratik tabir yerinde ise bilgilere bakıyor olacağız. Sizlerin bizlerden beklediği gibi tabii ki konunun içeriği enstrüman göstermek değil, tam tersine özellikle işin bilgisayar boyutunu incelemek. O yüzden bu önümüzdeki bir saat 15 dakika boyunca sizlere bu içeriğin farklı bölümlerini göstermeye çalışacağız. Bu arada webinarla ilgili olarak özellikle değinmek istediğimiz noktalardan bir tanesi, bu webinar esnasında sorular sorabilirsiniz. Önünüzdeki izleme modülü içerisinde question diye bir bölüm bulacaksınız. Lütfen buraya sorularınızı yazınız. Sorularınızı biriktiriyoruz. Webinarın son bölümünde, son 15-20 dakikalık bölümünde artık hızımıza göre bu soruları tek tek cevaplamaya çalışacağız. Eğer zaman yetmeyecek olursa o zaman aynı zamanda tabii ki sorularınıza bizim ilgili kimya ekibimiz sonrasında webinarın ayrıca cevap vermeye, sizinle direkt olarak iletişim kurmaya devam edecekler. Tekrar hatırlatmakta fayda var tabii ki. Söz konusu webinarın kendisi olunca tabii ki 4 serilik bir webinara bakıyor olduğunuzu lütfen unutmayınız. Bu bir webinar dizisi. Bugün pH kavramıyla başlayıp önümüzdeki hafta aynı gün, Salı günü bu sefer tabii ki pH elektrotlarına da bakıyor olacağız. Sonrasında tabii sırayla iyon selektif elektrotlar ve en son webinar dizisinin son webinarı olan 4 Mayıs tarihinde de iletkenlik ölçümleriyle seriyi tamamlıyor olacağız. Uzun soluklu bir süreç. Ramazan ayına da denk geldi aslında biraz. Umarım vaktiniz ve gücünüz vardır izlemek için. Ama ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Webinarı ağırlıklı olarak sunacak olan kişiye, yani Nurten Hanım'a geçmek istiyorum. Teşekkür ederim Andre Bey, giriş ve tanıtım için. Ben de öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Webinar serimizin ilki olan pH ölçümleri, teori ve temelleri sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Kısaca kendimden bahsedecek olursam eğer, Nurten Uçak ben. 2009 Trakya Üniversitesi Kimya Lisans mezunuyum. 2010 yılından beri de Metrom Turkey ailesinde daha önce Doktor Yanço bünyesi olan, sonrasında Metrom Turkey olan firmamızda çalışmaya devam ediyorum. Günümüzde titrasyon ürün grubu müdürü olarak bu görevi devam ettiriyorum diyebiliriz. Bugünkü sunumda sizlere anlatmak istediğimiz, yani bugünkü webinarda pH ölçümleriyle ilgili nedir, ne değildir, içeriye biraz da bakacak olursak eğer, öncelikle pH nedir anlatmaya çalışacağız. Bunun içerisinde pH skalası nereden geliyor, bütün bu tanımlamalar neye dayanıyor, biraz onlardan bahsedip sonrasında ölçüm prensibine değineceğiz.
Bir pH metrenin gerçekten neyi nasıl ölçtüğünü, markadan bağımsız olarak gerçekten bir pH metre neyi ölçüyor, onu anlatmaya çalışacağız. Dayandığı denklemleri ve sonrasında rutin olarak yaptığımız, bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlara da değinerek pH kalibrasyonundan bahsedeceğiz. Doğrusunun ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini, hangi sıklıkta ve nelerle yapılması gerektiğine değineceğiz. Daha sonra da cihaz üzerinde tüm bu ölçümler nasıl sonlandırılıyor, nasıl yapılıyor, bunlarla ilgili detaylı bilgileri anlatıp webinar serimizin ilkini tamamlamayı planlıyoruz. Bu arada ben de ufak tefek bir iki şey söylemek isterim. Özellikle bu Nurten Hanım'ın değineceği bölümlerin bazılarında NERS kavramına, daha doğrusu NERS denklemine çok yakından dokunacağız. O yüzden bugün biraz moderatörlük rolünün yanı sıra aynı zamanda Nurten Hanım'ın sözüne de bol bol karışıyor olacağım. Şimdiden özür diliyorum Nurten Hanım bunun için. Estağfurullah. Ama pH konusu söz konusu olunca aslında herkesin en basit gördüğü fakat aslında potansiyometrik kimyanın en dikkat çekici ve en aslında da hata yapmaya müsait olan kavramını inceliyor olacağız bugün. Umarım içerikten memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Buyurun Nurten Hanım, başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle pH'ın tanımlamasıyla başlayalım. Herkesin bildiği aslında pH nedir'e birazcık yakından bakalım. Potansiyel hidrojeni olarak Latince olarak ifade edilir. Bu şekilde günümüze girmiştir. Anlam olarak ise hidrojen gücü anlamına gelen parvaf hidrojenden de geliyor eş zamanlı olarak. Belirli bir sıcaklıktaki bir çözeltinin asitliğini veya alkalinitesini belirten birime pH diyoruz. pH ölçümü birçok laboratuvarlarda rutin yapılan günlük ölçüm tekniklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bazen tek başına değerlendiriliyor, bazen başka bir analitik uygulamanın içerisindeki bir değişken olarak başlıyor. Ama hemen hemen laboratuvarlarda, her bir laboratuvarda yapılan, her gün yapılan ölçümlerden, en sık yapılan ölçümlerden biri olarak karşımızda yer alıyor. Bu kadar çok bilinen bir ölçüm tekniği olduğunda da birçok detay karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili neler yapmamız gerekiyor, nedir? Biraz da onlardan bahsederek ilerleyeceğim. Ama öncesinde en basit tanımıyla çözeltinin asitliğini veya alkalinitesini belirten tanımdır diyebiliriz. Bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Asidik ve alkali kavramı belli bir skalaya göre değerlendirilir. Biz buna pH skalası diyoruz ve 0-14 aralığındadır. Eksi aralıklarda değildir. 0 ile 14 aralığındadır. Bu konuya özellikle değineceğim. Ve bu 0-14'ün nereden geldiğini de birazdan açıklayacağım ama bu slaytta söylemek istediğim şey hidrojen iyonu aktivitesi arttığında ve pH düştüğünde ortam asidiye kayar. Hidroksit iyonlarının aktivitesi arttığında ve hidrojen iyonları azalmaya başladığında da ortam alkaliye doğru kayar diyebiliriz. 0,7 aralığı için asidik, 7,14 aralığı için de alkali, tam 7 değeri için de nötr değer diyebiliriz. Bu arada ufak bir ekleme. Tabii aslında hidronyum iyonları diye bakıyoruz biz konuya kısmen. Çünkü suyun denge sabiti üzerinde kurulu olan bir mantıkla yürüyor bu. Birazdan şimdi ileride onu göreceksiniz ama pH ile ilgili bu arada negatif pH denilen şeyler aslında teorik olarak bulunabilecek şeyler. Bir takım karmaşık kimyasal değerlendirmelerde negatif değerler bulmak aslında matematiksel olarak gayet mümkün. Bu bahsettiğimiz 0-14 skalası nereden geliyor diye anlatacak olursak eğer sudaki hidrojen ve OH iyonlarının çarpımının 10 üzeri eksi 14 olarak ifadesi buradaki eksi 14 değeri de bu pH değerinin 0 ile 14 aralığındaki skalasına denk gelir. Tamamen oradaki tanım buradan karşımıza çıkar. pH'ın eksi logaritma hidrojen iyonları olduğu için bu eşitlikte de üstel değer değiştikçe bizim pH değerimiz karşımıza gelir diyebiliriz. Bu skalanın dayandığı temel sudaki iyon çarpımına birebir eşittir. Peki,
Hidrojen iyonu konsantrasyonu değiştiğinde ortamdaki molarite de göz önüne bulundurularak skalaya tekrar bakacak olursak eğer, düşük skalada yani pH değeri arttıkça ortamdaki hidrojen iyonu konsantrasyonu giderek azalır ve böylece ortama diğer iyonların girişim yapması çok daha kolay bir hale gelir ve ölçümü zorlaştırır. Bizim için ölçümün stabilliği ve daha kolay tekrarlanabilir elde edilebilmesi değer büyüdükçe daha zorlaşacaktır. Çünkü bir pH elektrodu sadece hidronyum iyonu konsantrasyonundaki değişimlere karşı tepki vermelidir ki biz doğru pH değerini bulabilelim. Aslında gelecek haftaki elektrot sunumuna baktığınız zaman özellikle pH elektrotlarında, yani gerçek hayatta kullandığımız elektrotlarda aşırı alkaliye doğru gittikçe aslında periyodik tablodaki pozisyonla da ilgili olarak alkali hatası diye bir şeyle karşılaşacağız. Bunu tabii çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Özellikle bu yüksek sodyum, potasyum gibi iyonların yüksek konsantrasyonda varlığı esnasında bunların neredeyse artık yavaş yavaş normalde bu hidronyum iyonu selektif olması gereken elektrotlarda elektrodun ölçtüğü pH değerine nasıl etki ettiğini de konuşacağız. Ama tabii bu bugünün konusu değil. O yüzden Nurten'in notları arasında burada evet normalde sadece elektrodun buna tepki vermesini bekleriz diye düşünüyoruz. Ama aslında gerçek hayatta ne yazık ki konu bu kadar basit değil. Ve özellikle de dediğim gibi yüksek konsantrasyondaki iyonlar, bu tek değerlikli grubun başında duranlar, hidrojene en yakın olanlar aslında pH elektrotlarında önemli bir etkiye neden oluyor. Özellikle pH 12'den sonra yukarıya doğru gitmeye başlandığı zaman. Bir sonraki bölüm içeriğimiz olan ölçüm prensibine geçmeden önce şimdi sizler için bir sorumuz var. Evet, bu içeriğin biraz interaktif olmasını arzu ediyoruz. O yüzden bu sunumun içerisine aynı zamanda sizlerin de belki bize cevaplayabileceğiniz bir iki şey eklemeyi düşündük. O yüzden tabii bu işin basic sunumu olduğu için bizim size yöneltmek istediğimiz soru şu. Acaba hangi sıklıkla pH ölçümü gerçekleştiriyorsunuz kendi tarafınızda ya da laboratuvarlarınızda? Bu önünüze çıkan soruya cevap verebilirsiniz. Buyurun isterseniz verin. Biz de sizi bekleyelim, sonra cevapları gösterelim. Tabii herkesin kullanım şekli farklı oluyor pH ölçümlerinde. Bu aslında ne kadar sık pH ölçümüne ihtiyaç duyduğunuzla ilgili olan bir şey. Ama bakalım bugünkü katılımcılarımız ne cevap verecekler? Cevaplar gelmeye devam ediyor. Ağırlıklı bir cevap şimdiden ortaya çıktı gibi. Ama bir süre daha bekleyelim. Bu arada tabii yani yüksek sayıda katılımcımız var. Genellikle özellikle endüstriyel uygulamalar söz konusu olduğu zaman tabii pH ölçümüyle ilgili olan frekans sayısının da aynı şekilde yükseldiğini görüyoruz. Evet, birkaç saniye daha bekleyelim. Evet, zannedersem cevapların önemli bölümünü aldık gibi duruyor. Hemen göstermeye çalışalım. Şu ana kadar katılımcılarımızın verdiği cevap bu. Bakıldığı zaman ağırlıklı olarak en çok verilen cevap tabii herkesin aşağı yukarı her gün pH ölçümü yapıyor olduğu. Ama tabii ki duruma göre özellikle belki farklı yerlerde, üniversitelerdeki dersler de düşünecek olursa daha az sıklıkla karşılaşıldığı mümkün. Elbette tabii sıkılığım sıklığı yararsa o zaman belki haftada bir hatta haftada birden daha az da olabiliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bence devam edebiliriz diye düşünüyorum. Nurten Hanım, bir sonraki bölüme geçebiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ölçüm prensibiyle ilgili bölüm aslında bu webinarımızın en can alıcı noktalarını anlatacağımız, pH'in gerçekte ne olduğunu tam olarak anlatmaya çalışacağımız bölüm diyebiliriz. Ölçüm prensibini detaylıca inceleyecek olursak eğer, bir ölçüm yapabilmek için herhangi bir pH metrede gerçekte bir değeri nasıl alabiliriz? Önce buna bir özet olarak bakıp sonra bölümlerini yakından inceleyelim. Tabii ki bir ölçüm elektroduna ihtiyacımız var. Bir referans elektroduna ihtiyacımız var. Ortam sıcaklığını mutlaka biliyor olmamız gerekiyor. Bu sebeple sıcaklık sensörü veya bunu belirleyebileceğimiz başka bir sıcaklığı ifade eden bulabileceğimiz bir ekipmana ihtiyacımız var. Bir pH metre ve örnek. Buradaki ölçüm prensibi, bir pH metre için gerekli olan ölçüm prensibi, iki elektrot arasındaki potansiyel farkların ölçülerek
değerlendirilmesi sonucunda karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yakından inceleyecek olursak. Bu arada ufak bir ekleme yapayım. pH tabii ki daha başka klasik teknikler de geçmişte bakılıyordu. pH metrelere kadar gelmeden önce biliyorsunuz renk değişimleri gösteren turnusol kağıtları gibi şeyleri de incelediğimiz olmuştur kimyada çok uzun yıllar boyunca. Elbette tabii biz burada daha çok işin biraz potansiyometrik yani gerçekten bugünümüzde pH elektrotları ile ilgili olan boyutuna bakıyoruz. Ve pH metrelerin zaten nasıl çalışmakta olduğu boyutunu birazcık elektrot yapısına bakarak incelemek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tabii bunun çok daha derinliğine ineceğiz. Ama bir pH metrenin pH ölçümü yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ve elektrotlar tarafından sağlanan bilgilerin kırılımına önce bakıp sonra bununla ilgili tabii daha ayrıntılı teorik bağlantıları inceliyor olacağız. Buyurun Nurten Hanım. Öncelikle her bir potansiyometrik ölçüm için iki yani her potansiyometrik ölçüm için iki elektroda da ihtiyacımız var. Ölçüm elektrodu ve referans elektrodu. Bu iki ölçüm arasındaki bu iki elektrot arasındaki ölçüm farkı da bize sonuca ulaşmakta fayda sağlayacak olan değer olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle iki elektrodumuzu da örneğin içerisine daldırıyoruz. Burada önemli olan bu ölçümü gerçekleştirebilmek için birincisi membran potansiyeli, ikincisi diyafram potansiyeli. Grafikten de göreceğiniz üzere U1 ve U2 olarak U1 ölçüm elektrodumuzdaki membran potansiyelini yani hidrojen iyonuna karşı duyarlı cam membran yapıya sahip pH probunu gösteriyor bize. Diğeri ise U2 dediğimiz referans elektrodun içerisindeki elektrolitin dışarıya salınarak ortamdaki dengeyi sağlayıp doğru bir şekilde stabil bir ölçüm alınabilmesini sağlayabilmek adına kullanılan diyafram potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Burada Nurten Hanım'ın tabii gösterdiği bu şemada aslında iki elektrot görüyorsunuz. Öncelikle aslında onları biraz önceki slaytta da belki gördünüz. Birine indikatör elektrot deniyor. Bu sol taraftaki elektrot aslında. Diğerine ise referans elektrot deniyor. Bu iki elektrot aslında sizin günümüzde kullandığınız pH metrelerde birleşik olabiliyor. Bunu birazdan ilerleyen slaytlarda göreceksiniz. Ama aslında tabii bizim ölçmeye çalıştığımız şey indikatör elektrodun çözeltinin içerisindeki bakmak istediğimiz işte bu asitlik ya da alkali seviyesini yani hidrojen iyonlarına verdiği tepki. Ve dolayısıyla da burada gördüğünüz potentiallarda bu iki elektrodun ayrı ayrı farklı potentiallarını anlatıyor. Birazdan onların bağlantısını inceleyeceğiz tabii. Teşekkür ederim. Bu slaytta sadece şunun üzerinde de durmak istiyorum. Genellikle referans elektrotlar yüksek konsantrasyonlu bir elektrolit çözeltisiyle doldurulur ki bunlar özellikle daha çok karşımıza çıkan 3 molar potasyum klorürdür ve diyaframdan dışarıya doğru nüfuz eder. Böylelikle referans elektrodundan ölçülen potansiyel sabit kalır. O yüzden buradaki diyafram potansiyelini sabitleyen durum aslında içerisindeki elektrolitin doğru bir şekilde dışarıya nüfuz etmesiyle sağlanır ve böylece referans elektroduyla ölçüm elektrodumuz arasındaki potansiyel fark doğru bir şekilde ölçülmüş olur diyebiliriz. Bu setup'a bağlı olarak ölçülen potansiyeli NERS denkleminde yerine koyarsak hidrojen iyonu konsantrasyonunu grafikte yerine koyduğumuzda biz pH değerine ulaşmaya çalışırız. Burada NERS denklemi üzerinde durmamız gereken birçok nokta var. Öncelikle denkleme yakından bakmak istiyorum, size anlatmak istediğim. Burada logaritma AH pozitif olarak görülen ölçülen iyonun aktivitesi, ölçüm elektrodunun o membran yüzeyindeki hidrojen iyonuna karşı göstermiş olduğu değişim sonucu elde edilen değer olarak karşımıza çıkar. Diğer 2303 RT bölü Z ve F'ye bakarsak eğer bu bir sabittir. Burada bazı değişkenlerimiz vardır. Bunlardan en önemlisi de T yani sıcaklık değişkenidir. O yüzden bir pH'ın ölçülebilmesi için mutlaka ve mutlaka sıcaklık değerinin biliniyor olması gerekir tüm bunların yanı sıra. Tabii ki elektrotların ölçüm aksamına dair iç potansiyel değerinin de
bulunması sonucu grafiği denklemi tamamlayarak pH değerine erişim sağlayabiliriz. Aslında baktığınız zaman Nernst kanununun kendisini elektrotlarla beraber yan yana koyup incelediğimiz zaman bir takım şeylere varıyoruz ki o şimdi birazdan bizim için zaten en önemli bağlantıyı oluşturacak. Çünkü pH metreler aslında arka planda pH diye bir şeyi tam olarak ölçüyor diyemezsiniz. Aslında bütün bunların hepsi potential ölçüyor ya da gerilim, yani milivolt cinsinden bir değer ölçüyoruz. Aslında pH ile gerilim arasındaki ilişkiyi kuran denklem aslında Nernst denklemi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu eğer denklemin sol tarafındaki U bizim en sonunda ölçtüğümüz potential olarak kabul edersek, sağ tarafındaki hidronyum iyonu aktivitesi denilen şey de en sonunda dönüp bizim pH ile ilgili kuracağımız taraf olacaktır. Ve aslında bu denklemin görüntüsü bizim neredeyse en temel matematikte karşılaştığımız önemli bir matematiksel denklemin de zaten biraz daha karmaşıklaştırılmış hali ki bu da genellikle çoğu zaman bir lineer türdeki bir eğriye karşılık gelen bir matematiksel izahatla sonuçlanıyor ki birazdan şimdi biz zaten bu ilişkiyi kurarak pH ile milivolt arasındaki bağlantıyı sağlıyor olacağız. Ama Nernst denklemini sadece tabii ki pH elektrotlarıyla da ilgili değil, kimyanın temelinde başlayan bir şey. Önümüzdeki haftaki özellikle sunumlarda Nernst denkleminin nasıl ileriye doğru işleyip en sonunda iyon selektif elektrotların da bağlantısını oluşturacağını özellikle webinarın 3. serisinde karşınıza gelecek. Gelecek hafta tabii pH elektrotlarına bakıyor olacağız. Ama bu denklem aslında en önemli ve çoğu zaman da sadece hani kitaplardaki varlığıyla bilinen fakat neden pH'in milivoltla direkt olarak alakalı olduğunu ve nasıl birbiriyle bağlantılı kurduğunu izah eden şey. Ve aslında pH metrelerin kafasında, yani pH metrenin iç hafızasında çakılı olarak gelen ve işleyen kanunlar, kurallar dizisi olarak önceden mutlaka belirlenmiş olan şey bu. Bunun uzantıları ise biraz sonra şimdi pH milivolt bağlantısının grafiksel yorumuyla karşımıza gelecek. Buyurun Nurten Hanım. Tekrar teşekkür ederim. Bu pH milivolt bağıntısı gerçekten bunun temelini oluşturan denkleme anlatabilmek için 3 temel unsurumuz var. Bunlardan birincisi sıcaklık. 25 derece sıcaklıkta gerçekleşen bu grafik baktığımız zaman. İkincisi bu sıcaklık altında yani 25 santigrat derece sıcaklıkta 0 milivoltun pH 7'ye eşit olduğunu gösterir. İdeal doğruya bakarsak eğer. Üçüncüsü ise 25 santigrat derecede her bir pH atlamasının yani delta pH'ın değerinin 59.16 milivoltluk bir değişimle sağlanabildiğini görüyoruz. Biz grafiğin bize anlattığı asıl unsurlar bunlar. Bunlardan nasıl çıkıyoruz? Bu değerlerden ne kadar sapıyoruz ve bizim sonuçlarımızı nasıl değiştiriyor? Bunları da adım adım hep birlikte inceleyeceğiz. Ama buradaki eğim en önemli şey, burada bilmemiz gereken bu koşullar altında 59.16 milivoltluk bir değişimin bir birim pH atlamasına sebep olduğudur. Onu da grafikteki tüm değerleri, denklemdeki tüm değerleri grafik üzerinde yerine koyduğumuzda bulabiliyoruz. Özellikle bir sonraki slayda geçerseniz, şimdi zaten burada 3 kuralı bir araya getiriyoruz. Yani dolayısıyla birinci en büyük kural, standart koşullar altında 25 derece santigratta pH 7, 0 milivolt demektir. Dolayısıyla pH ile milivolt arasındaki ilk anlamamız gereken şey bu. İkinci bilmemiz gereken kural ise, her bir pH atlaması, ister asidiye doğru olsun, ister alkaliye doğru olsun, her bir pH atlaması yine standart sıcaklıklar altında 25 derece santigratı referans alacak olursak 59.16 milivolt yaklaşık değişime neden olur. Buradan dolayısıyla biz istediğimiz zaman yaklaşık olarak pH 4 olması gereken bir çözeltinin milivolt karşılığı kaç çıkar diye hesaplayabiliriz veya pH 9 olan bir çözeltinin kaç milivolt karşılığı çıkacağını hesaplayabiliriz. Veya milivolta bakıp pH'in kaç olması gerektiğini belirleyebiliriz. Ve bu aslında pH ile milivolt arasındaki bu ilişki bütün olayın temelini oluşturuyor. Çünkü bundan sonraki üzerine gelecek olan her şey artık direkt olarak bu bağlantının uzantıları şeklinde karşımıza gelecek. Ama burada önemli bir nokta var. O da şu.
şu ana kadar konuştuğumuz her şey teorik. Dolayısıyla belirli bir takım ideal koşulları gerçek kabul ediyor. Ama aslında gerçek hayatta her şey teorikle birebir aynı, %100 örtüşerek gidemez. Özellikle de işin içerisine insan yapısı olan bu bileşenler, pH elektrotları gibi şeyler gelmeye başladığı zaman teorikle gerçek arasındaki farklılığın da ne olduğunu anlama mecburiyeti ortaya çıkacak. Ama şimdi bu denklemin bütün koşullarını beraber baktığımız zaman aslında bizim matematikte bildiğimiz y eşittir mx artı b lineer bir eğriyi tanımlayan bu görüntü aslında Nernst kanununun da pH için işlediği zaman birebir benzer yorumu. Dolayısıyla burada ölçülen potansiyelle denklemin sağ tarafındaki şeyleri kıyasladığınız zaman milivoltla pH'in nasıl lineer bir eğri davranışında buluştuğunu net olarak görebiliyoruz. Buyurun hocam. Tekrar teşekkür ederim. Evet, anlatılan her şey teorik ama günümüzde neler oluyor, rutin kullanımlarda neler oluyor diye bakarsak ilk baştaki slaytlarda da iki ayrı elektrottan bahsetmiştik. Bir ölçüm elektrodu, bir referans elektrodu olduğundan ama rutin kullanımda ve günümüz koşullarında gelişen teknolojiyle beraber artık birçok uygulama için kombine elektrotlar kullanılmakta. Kombine elektrottan kastımız her iki elektrodun özelliklerini tek bir bünyede barındıran elektrot diyebiliriz. Biraz daha yakından ve gerçek hayattan bakacak olursak eğer kombine elektrotları en önemli yapıları ölçüm elektrodundaki cam membran ölçüm kısmının elektrodun bünyesinde barınmasıyla beraber hem gümüş gümüş klorür kartuşunun hem de diyaframın referans elektrotta yer alan bir arada bulunmasıyla gerçekleşen elektrotlardır diyebiliriz kombine elektrotlara. Ki bunların tamamına ve çok daha fazla çeşidine bir sonraki webinar serimizin ikinci ayağını oluşturan webinarımızda anlatacağız, değineceğiz diyebiliriz. Bu arada önemli bir başka bileşen daha var. Belki burada dikkat etmiş olabilirsiniz. Kombine elektrotlar indikatör ve referans elektrodun birleşiminden oluşuyor ama üçüncü bir bileşen daha var. O da az önce bahsettiğimiz sıcaklıkla ilişkili olan şey. Ve günümüz pH elektrotlarıyla karşılaştırdığınız zaman laboratuvarda aslında bu üçüncü bileşenin de aynı gövdenin içerisine getirildiğini ve kombine pH cam ya da pH cam elektrodun yapısında çoğu zaman entegre bir sıcaklık sensörünün de varlığından bahsediliyor olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bir yerde sıcaklığın rolünden de bahsetmek zorunda kalacağız. Buraya geldiğimiz zaman konunun içeriği pH kalibrasyonu denilen asıl önemli kavrama doğru yol alıyor. Ama pH kalibrasyonunun neden gerekli olduğunu anlatmadan önce de bizim bir herhalde soru sormamız gerekiyor diye düşünüyorum Nurten Hanım. O yüzden aynen öyle. Şu anda yaptığınız pH kalibrasyonları açısından bakacak olursak siz kendi laboratuvarınızda hangi sıklıkla pH kalibrasyonu gerçekleştiriyorsunuz? Eğer bize cevaplayabilirseniz çok seviniriz. Tabii pH kalibrasyonunun yapılış sıklığı sizin ölçümlerinizi de ne kadar sık yaptığınızla da kısmen ilişkili. Bunun yanı sıra tabii ki ilerleyen aşamalarda şimdi sunumda da izleyeceksiniz. pH elektrodunun kendisinin doğasıyla da yakından ilişkili. Ama cevaplar birbirleriyle yarışıyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz daha bekleyelim bakalım hangisi daha ağırlıklı ortaya çıkacak. Şu anda en az 3 tanesi birbirine çok yakın gidiyor. Bakalım en sık olanı hangisi olacak gibi gözüküyor. Hala gelmeye devam ediyor. Evet, bir 5 saniye daha bekleyelim. Sanırım galiba bütün cevapları aşağı yukarı aldık gibi duruyor. Bu verdiğiniz cevaplara göre hemen bakalım. Sizlerden gelen cevaplar gösteriyor ki günde aşağı yukarı en az bir kere pH kalibrasyonu yapıyormuşsunuz gibi duruyorsunuz. Ama aynı zamanda diğer seçenekler de birbirlerine çok yakın. Bu da eminim ki kullanım sıklığıyla da ilgili olabiliyor. Ama tabii şimdi ilerleyen slaytlarda pH kalibrasyonunu hangi sıklıkla yapmalıyız? Acaba en doğrusu ne olabilir pratik kullanım açısından ona bakacağız. Nurten Hanım buyurun. Teşekkür ederim tekrardan.
Evet, Andre Bey'in de giriş yaptığı gibi tekrar üzerinden geçmek istemiyorum. Bir an önce pH kalibrasyonuna neden gereksinim duyuyoruz da hemen başlayalım isterseniz bir sonraki bölüm olarak. pH kalibrasyonuna neden gerek duyuyoruz? Çünkü laboratuvarlarımızda kullandığımız elektrotlarımız %100 az önce anlattığımız teoriye asla uyamazlar. Çünkü bunlar hem değişken hem de yıpranan bölgelere sahip sensörlerdir. Zamana, kullanıma ve ölçüm yaptığımız numunenin yapısına, asitlik derecesine, bazlık derecesine bağlı olarak değişecektir. İlk aldığınız günden sonra yıpranan aksesuarlar olduğu için zamanla cam membran yüzeylerde yaşlanma, belki de blokaj, tıkanmalar, diyaframda benzer şekilde kirlenme ve tıkanmalarla elektrodun response time'ı, cevap verme süresi zaman içerisinde değişerek, yıpranarak ilk günkü o hızlılığını kaybedeceği için hangi noktada olduğunu ve bizim teorikte görmemiz gereken değerleri o anki koşullarıyla hangi değerde okuduğunu bulmamız ve elektrodu bu değerlere göre adapte etmemiz gerekir. En önemli şey değişen elektrot karakteristiklerine göre offset potansiyeli ve slope değerlerinin belirlenen o günkü koşullar kapsamında okuduğu değerlere göre adapte edilmesi ki doğru kalibrasyon yaparsak doğru ölçüm sonucuna gideriz. Bu arada tipik inanışlardan ya da daha doğrusu yanlış inanışlardan biri de pH elektrodunu hiçbir şekilde kullanmaz isek elektrodu bir şey olmayacağı gibi bir inanış var. Ama aslında bu elektrotların tamamı ıslak kimya dengelerine sahip elektrotlar. O yüzden yıpranmadan kastettiğimiz şey sadece kullanım ya da örnek koşulları yok işte askıda katı madde vesaire benzeri problemlerden kaynaklanmıyor. Aslında rafta tutup bile indirseniz ki buna benzer testler yaptık. Özellikle gelecek webinar içeriğinde bunları göreceksiniz. Hala elektrodumuzun tepki verme kabiliyetlerinde bozulma görüyoruz. Ama sıfır bir elektrot kapıdan çıktığı ilk anda bile ideal Nernst koşullarında anlatılan bağıntıya %100 uymaz. Bu nedenle de kalibrasyon bizim açımızdan özellikle de pH metre açısından elektrodun ideal davranıştan ne oranda farklılık gösterdiğini anlayabilmemiz, aynı zamanda bunu da sonrasında tüm ölçümlerde hesaba katabilmemiz için gerekli olan bir şey ki bunu da yapmak için mutlaka önemli bir bileşene ihtiyacımız var. Çünkü şu anda elektrodumuz ne kadar saparak ölçüyor bilmiyoruz. Peki onu nasıl anlayacağız? Onu anlamanın yolu ise doğru kalibrasyon yapmaktan ve doğru tampon çözeltilerle yani içeriği bilinen sertifikalı pH değeri belli bir sıcaklık derecesinde ölçülmüş sertifikalı içeriği %100 olarak bilinen pH tamponu adı verdiğimiz çözeltilerle mümkün olur. Bunlardan en az iki tane tercihen üç tane tamponla kalibrasyon yapmak bizim daha doğru grafik çizmemize sebep olacağı için daha doğru sonuçlara götürecektir bizi. Her zaman taze tampon çözeltilerle kalibrasyon yapılmalıdır. Çünkü bunlar da sarf malzemeler olup sonuç itibariyle kimyasallar ve açıldıktan sonra bir raf ömürleri var, rafta durma süreleri var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman taze, sertifikalı en az iki tercihen üç tampon çözeltiyle kalibrasyon yapılması gereklidir diyebiliriz. Peki bu raf ömürlerine biraz daha yakından bakalım. pH 4, 7 ve 9 sertifikalı tampon çözeltileri, 500 mililitre hacimli kullanıma hazır şişeler. Biz sadece şu an için size anlatacağım Metrom olanlar ama farklı marka tampon çözeltilerle de nasıl ölçüm yapacağınızı birkaç slide sonrasında sizlere anlatacağım. Ama bizim bünyemizde var olanlar tamamen mühürlü kapak, kolay tanım için renksiz bunlar. Saşeler şeklinde de kullanabilirsiniz, hazır şişeler şeklinde de kullanabilirsiniz. Hepsinin de akredite sertifikasyonu mümkün. İndirilebilir dijital çözelti sertifikalarına sahip tampon çözeltilerdir. Bu arada kalibrasyonla ilgili aslında bizim yaptığımız şey elektrodumuzun davranışını bilmiyorsak eğer bunlar aslında bizim referans çözeltilerimiz. Yani bir başka deyişle biz pH metre ediyoruz ki sana bir çözelti okutacağım şimdi.
Bu çözeltinin pH değerini ben sana söylüyorum. Bu 4'tür. Dolayısıyla pH metre sonrasında göreceksiniz ki bununla ilgili bir ilişki kuracak ve aslında bir grafik çizecek. O yüzden pH çözeltileri ya da tampon çözeltiler sizin ölçümlerinizin doğruluğunun birinci etkenleri. Çünkü bu çözeltiler bozuk olduğunda siz pH metreye diyorsunuz ki bak bu 4'tür ama aslında belki de o 4 değil. O yüzden de tabii ki çözeltilerin sertifikalı olması, hangi marka olurlarsa olsunlar, hazır kullanıma hazır ve sertifikalı olmaları bu sebepten ortaya çıkıyor. Ben zaten soruların arasında şimdiden bir şeyler görüyorum. Bunların ömürleriyle ilgili nedir diye ama zaten Nurten Hanım şimdi size onu anlatacak. Buyurun Nurten Hanım. Evet, hemen sorularınızı da bir yandan cevaplamış olalım. Bizim tampon çözeltilerimizden bahsedecek olursak 500 mililitre hacimli kullanıma hazır şişelerin üzerinde hiç açılmadan kaldıkları süre boyunca geçerli olan son kullanım tarihleri şişe üzerinde yer almakta zaten. Ama önemli olan kısım ve özellikle rutin kullanımda yapılan hatalardan biri de açıldıktan sonra bile o tarihlerin çözeltinin son kullanma tarihi olarak algılanıp öyle devam edilmesi. Yani bir başka deyişle aldınız bir şişe tampon çözeltiyi, açtınız. Aradan 6 ay geçti, 7 ay geçti ama tabii ki raf ömrü çok daha uzun, 1 ya da 2 seneleri bulan minimumda sürelere sahip, üzerindeki etiketten takip ederseniz. Aradan 6-7 ay geçti. Tekrar aynı tampon çözeltiyle kalibrasyon yapmak istediniz çünkü bitmedi çözeltiniz. O işte sizin yanlış kalibrasyon yapmanıza sebebiyet verecektir. Çünkü 4 ve 7 tamponu açıldıktan sonra 3 ay, 9 tamponu ise 1 aydır. Hatırlarsanız pH skalasında pH değerinin yukarıya doğru gittikçe, 14'e doğru gittikçe oradaki iyon aktivitesinin çok daha azaldığını ve bu sebeple başka iyonların da girişim yapabileceğinden bahsetmiştik. Burada da benzer bir durum söz konusu. Karbondioksit girişimi havadaki burada çok fazla etkileyebilir. Ölçümlerinizi yaparken de belki de çok daha stabil ortamlarda ölçüm yapma zorunluluğunu size 10, 11 ve yukarı pH değerlerinde ölçüm yaparken getirebilir bu girişimler. Bunun yanı sıra saşelerimiz mevcut. Bunlar zaten açıldığı gibi tek kullanımlık. Tek sefer kalibrasyonunuzu yaptıktan sonra dökmek durumunda kaldığınız tampon çözeltilerdir diyebiliriz. Bu arada 479 demişken tabii Metrom dünyasında bunlar 479. Başka markalarda başka pH'lar var ama en azından bir tanesi her zaman 7. Neden? Çünkü 0 milivoltun olduğu noktayı da bulmak zorundayız biz. Ya da daha doğrusu pH 7'nin bu elektrodu kullandığımız zaman 0 milivolttan ne kadar uzaklaşıyor olduğunu da anlamak zorundayız. Şimdi soruları çoktan önümüzde görüyoruz ama özellikle daha ekstrem pH'larda olan tamponlarla sektörde karşılaşmak mümkün. pH 2 gibi ya da pH 11 gibi. Bunlar aslında bakıldığı zaman özellikle en tehlikelileri alkali taraftaki olanlar. Çünkü alkali tarafa doğru gittikçe havadaki karbondioksit çekimi bunun karbonik asite dönüşerek çözeltinin pH'ını kaydırmaya başlaması riski büyür. Az önceki zaten tartışma esnasında da bu slaytta gördüğünüz kullanım sürelerinde dikkat ederseniz 9'a doğru geldikçe çözeltinin buzulma sürecinin hızlandığını aslında size anlatmaya çalışıyoruz. Teknik olarak bakıldığı zaman kalibrasyon çizmek için illa 479 olması şart değil. Tabii 7 olacak ama neden 479'u bizim tercih ediyor olduğumuzun sebebi ise aslında 7'den eşit uzaklıklarda iki yöne doğru gitmeye kalkışmamızdan kaynaklanıyor. Ve eğer daha ekstrem pH'lar söz konusu oluyorsa evet daha ekstrem akslardaki tamponlarda kullanılabilir. Ama o zaman şu riski de beraberinde taşıyor olduğunuzu görmek zorundasınız. O da şu, eğer 11'in kendisi üst level'da bir yerde bir kayacak olursa bütün eğrinizi birden kendi ekseni etrafında çevirmeye çok daha meyilli olur. Çünkü noktaları çok daha uzağa koyuyorsunuz 7'den. O yüzden ekseriyatı eğer ekstrem uçlara gidiliyorsa, pH 2'ler, pH 12'ler buralara gidiyorsa belki de o zaman kalibrasyon nokta sayısını 3'ten daha fazlaya çıkarıp daha fazla noktalı kalibrasyonlara doğru gitmekle bir şey karşılaşacaksınız ki onu zaten size birazdan tek başına değil ama soruyor olacağız. Ama her üreticinin kendine göre pH çözeltileri var.
Biz genellikle daha çok eşit uzaklıkta 7'nin etrafında dolaşmayı sevdiğimiz için 4, 7, 9 ile yürüyoruz. Bu arada tabii bunlar tampon çözelti adı üstünde kendilerini tamponluyorlar ama sonsuza dek değil. Aynen öyle. Ve yapmış olduğumuz bu kalibrasyonun teorikte karşımıza getireceği grafik yine Nernst denkleminden gelecektir bize. Benzer bir grafik zaten görüyorsunuz. 25 santigrat derece baz alınarak çizilmiş olan ideal grafikten tampon çözeltiler kullanarak ne kadar saptığımızı kalibrasyon sonrasında bulduğumuz değerlerle görebiliyoruz. Ve bu noktaların oluşturduğu doğru bizim artık elektrodumuzun ölçüm aralığını doğru olarak kabul etmesi gereken grafik olarak karşımıza çıkıyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi pH 7 değeri. pH 7'ye karşılık gelen milivolt değeri 0 milivolttan ne kadar sapmış? Aynı şekilde diğer kullandığımız tamponlar gerçek değerin teorik değeri bölümü ve yüzde çarpılması sonrası da relatif eğimin karşımıza çıkması olarak görebiliriz. Tamponların farklı sıcaklıklarda farklı pH değerlerine sahip olduğunu bir önceki anlatımdan çok net bir şekilde görüntüleyebiliriz. Karşımızdaki tabloda da 0-95 derece aralığındaki pH değerlerinin her birinde yani her 5 birimlik sıçramada olmasa bile farklı sıcaklıklarda farklı değerlerde okunabildiğini, özellikle yüksek sıcaklıklarda bu farklılıkların 4 asidik tamponlarda arttığını ve görebilirsiniz. Burada önemli olan şey yine sıcaklıktır diyoruz. Doğru sıcaklık ölçemezsek, doğru sıcaklıktaki doğru değeri cihaza söyleyemezsek yapmış olduğumuz kalibrasyonun da bir anlamı kalmıyor aslında. O yüzden cihaz size ölçüm esnasında pH değerini sormaz. Bu sebeple cihazların içerisinde farklı markaların ölçüm değerlerine ait tablolar vardır ve bunlar cihazın içerisinde entegredir. Bu size neyi sağlar? Bu size birçok marka tamponun önceden kayıtlı tablosunun seçilerek o marka ile eşleştirilip doğru kalibrasyon yapılmasını sağlar. pH metre ayarlarını bu şekilde yaptıktan sonra doğru ve sertifikalı tampon çözeltilerle uygun markayı seçtikten sonra yapacağınız bütün kalibrasyonlar sizi doğru ölçümlere götürür. Bu özelliğe ise otomatik tampon tanımı adı verilir ve birçok pH metrenin içerisinde yer almaktadır. Peki ya sizin kullandığınız tampon markası burada yoksa? Burada şimdi birkaç farklı Metrum'un dışındakini göstermek gerekirse hep bizimkilerin üzerinden Metrum markası üzerinden gittik. Diğer markaların da benzer şekilde tabloları ve benzer pH değerlerine karşılık gelen milivolt değerlerini sıcaklıktaki o sıcaklıktaki doğru pH değerlerini tablo üzerinde görebilirsiniz. Bunu yanlış seçerseniz, diyelim ki Metron marka bir tampon çözelti kullanıyorsunuz ama gittiniz Merk marka bir parametre ayarı yaptınız, karşınıza hatalı sonuçlar geleceği için grafikten de bakacak olursak tabloda 20 derecede birinde 4 pH gelirken diğerinde 3,99 ya da 25 derecede 4 pH'ın olduğunu görebilirsiniz. Böylece sisteme yanlış pH değeri verirseniz yanlış kalibrasyon, yanlış marka seçilirse de aynı şekilde yanlış ölçümler söz konusu olacaktır. Bu seçimin yapılması çok önemli diye tekrardan üzerine basmak istiyorum. Bu arada otomatik tampon tanıma demişken önemli bir ayrımı daha yapmamız lazım. pH metreler aslında tamponların kendisini tanımazlar. pH metrenin yaptığı şey, baktığı şey iki şey. Bir kere birincisi tabii ki elde edilen milivolt değerine bakıyor. Bu tamponun dolayısıyla bulunduğu aralığı izlemeye çalışıyor. Bu gördüğünüz tablolar bir tamponun üzerinde veya sertifikasında genellikle bulunan ve hangi sıcaklıklarda hangi değerleri gösterdiğini belirleyen skala tablolar. pH metrelerin içerisinde biz dolayısıyla ve sizin pH metrenizde de aslında öyle. Siz kullandığınız tampon çözeltiyi ya kendiniz söylüyorsunuz cihaza
Ya da cihazın önceden zaten kendi hafızasında bir takım ayarlar içerisinde bulunan ve markasını, tipini ve hangi sıcaklık değişimi trendine sahip olduğunu gösteren bu bilgi tablosu bulunuyor. O yüzden pH-metrenin bunu 4 mü, 7 mi, 9 mu diye algılamasının sebebi tek başına bu tablonun üzerindeki şeyler değil. Ama eğer pH-metrenin içindeki tablo mesela atıyorum X bir markaya ayarlı ama siz Y bir marka tamponun kendisini getirmeye kalktınız ve dolayısıyla da bu söz konusu olduğu zaman eğer tablo yanlış ise sizin kalibrasyonunuzdaki sıcaklık değişim trendleri farklı değerler üzerine kurulacağı için elde edilecek değerler de farklı çıkacak demektir. Özellikle de hesaplanan slope açısından bakıyoruz. Bunun yüzünden çoğu zaman yanlış bir tampon tipiyle kalibre edilen ölçümlerin sıfır elektrotlarda bile hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yeni bir şey değil. Ama tampon tanıma bambaşka bir şey. Bu genellikle pH metrenin tamponları farklı sıralamalarla bile koysanız aslında hangisinin hangisini algıladığı demek. Sıcaklığı algılaması demek değil. O yüzden eğer pH metrenizde sizin kullandığınız süzeltiyi mesela elle hazırladınız tamponunuzu diyelim ki. Eğer elle hazırladıysanız bu durumda sizin pH metreye zaten ben sana bilinmeyen bir tampon süzelti veriyorum. Bunun pH'inin kaç olduğunu senin ölçtüğün sıcaklıkta ben sana söyleyeceğim demeniz lazım ki bu aslında pH metrenin de aynı zamanda özel tampon denilen ya da special buffer diye tabir edilen duruma getirir. Ve eğer bir karışık tamponlama varsa ki Nurten Hanım size o slide'ı gösteriyor şu anda. Yani diyelim ki mesela deminki senaryodaki gibi 4, 7, 9 var ama karşı ucuna bir 2 koymak istediğiniz, öteki ucuna da bir 11 koymak istediğiniz. Şimdi bu durumda farklı üreticilerin üretmiş olduğu farklı tamponlarla karşı karşıyasınız. Bu durumda artık pH metrenin içindeki hazır gelen markalarına biriyle uyumlu olan bir tabloya bel bağlamanız mümkün değil. Sıcaklık tanımasının doğru olması için tamponla ilişkisi açısından. Bu durumda da pH metreyi otomatikman özel tampon seti moduna çekip her bir ölçümü yapılan tampon verildiğinde gelen milivolt değerine karşılık gelen pH'i sizin feed etme mecburiyetiniz ortaya çıkar. Ancak o zaman çünkü kalibrasyon eğrisini doğru yere koyacaksınız. Bütün bunlara ek olarak farklı tamponlardan oluşan yani belli bir markaya sahip ama X, Y, Z markalarından oluşan 3 farklı tampon çözeltiyi hala tek bir kalibrasyon serisi içerisinde okutmak istediğinizde yine özel tampon modu seçilerek her birinin sertifika değerini ve sıcaklığını sisteme bildirmeniz gerekecektir. Devam edecek olursak yine NERS denklemi karşımıza çıkıyor. Bu sefer nerede çıkıyor? Eğimin de her zaman sıcaklığa bağlı olduğundan bağlı olduğunu göstermek adına ve kesişim noktası yani 0 milivolta denk gelen ve oradan sonra uzayan grafiğimizdeki değerlerin sıcaklıkla nasıl değiştiğini ilişkilendirmek için NERS denklemindeki eğimden faydalanırız. Tabloya baktığımız zaman bu otomatik düzenlemeler sistem içerisinde yer alır. Eğer ki öyle bir otomatik düzenleme yer almasaydı nasıl bir fark olacağını yaklaşık 10 birimlik bir milivolt farkının sıcaklıkla beraber minimumda değişeceğini görebilirsiniz. Şimdi biz dedik ki 25 derecede bir birim pH atlatabilmek için ortamda 59,16 milivoltluk bir değişime ihtiyacımız var ki bu da bizim teorik eğim olarak belirlediğimiz, tanımladığımız değerdi. Fakat bu sıcaklık değeri değiştikçe ki tekrar grafiği incelersek örneğin 10 derece için bu grafiğin eğimi çok daha farklı, 60 derece için ise bu grafiğin eğimi çok daha farklı olur. Bu sebeple kalibrasyon sıcaklığımız da aslında ölçüm sıcaklığımıza yakın olmalıdır. Çünkü bununla beraber ilişkilendirildiğinde elektrodu da aynı koşullarda kalibre etmiş olmak ölçüm koşullarına ne kadar yakın olursa doğru sonuca da o kadar iyi götüreceğini gösterir. Önemli bir noktayı daha değinmek lazım. Bu gördüğünüz dönen eğri, yani bir başka deyişle sıcaklıkla beraber eğrinin eğiminde yaşanan şey aslında pH metrenin sıcaklık ölçümü açısından neden sıcaklığın bu kadar daha dikkatli ölçülmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Çünkü kalibrasyon yaparken
Biz evet tamponların sıcaklıklarını alıyoruz, bir kalibrasyon eğrisi çiziyoruz ama unutmayın kalibrasyonu niye çiziyoruz? Kalibrasyonu teorik gerçeklerden ne kadar uzaklaştığımızı anlamak için çiziyoruz. Ama eğer sizin yaptığınız ölçüm sıcaklığı 25 dereceden başka bir yerdeyse, bu durumda bizim sadece kendi ölçtüğümüz eğrinin ne yaşadığını değil ama aynı zamanda teorik eğrinin de o verilen sıcaklığa göre nasıl değişiyor olduğunu anlamak zorundayız. Çoğu zaman yapılan yanlış algılardan bir tanesi ben nasıl olsa farklı sıcaklıklarda ölçülüyorum ve aşimetre onu kendi kendine kompanse ediyor. Bu bir yere kadar evet doğru ama kalibrasyon açısından doğru. Numunenin kendisi açısından bir şeye kompanse edildiği falan yok. O yüzden zaten kalibrasyon hangi derecede yapılıyorsa mümkün olduğu kadar numunelerin de aynı dereceye yakın derecelerde ölçülmesi her zaman salık verilir. Bu şart mıdır? Değildir. Ama pH metrenin yapabileceği tek şey ölçtüğü sıcaklıkta teorik ners eğrisinin ne kadar ne yöne döndüğünü bilmeye çalışabilir. Bir de tabii ki sizin kalibrasyon içerisinde ölçerek verdiğiniz gerçek eğrinin ne olduğunu bakmaya çalışabilir. O yüzden eğer kalibrasyonu gidip 25 derecede yapıp ama ondan sonra numuneleri gidip 60 derecede ölçmeye kalkıştığınız zaman bu kompansasyon bir yere kadar bir varsayım halinde gelir ve aslında uçurumun da kendisi büyük miktarda açıldığı için artık hatanın çok düşük seviyede olacağını tam olarak kabul edemeyiz. O yüzden bu dönen grafikte bizim aslında gösterdiğimiz trend evet ama Nernst kanunun teorik dönüşünü gösteriyor. Bir numunenin efektinde olan şeyden bahsetmiyor. O yüzden genel kriter bu sebepten dolayı numunelerinizi, kalibrasyonunuzu yaptığınız sıcaklığa yakın sıcaklıklarda ölçmeye çalışın şeklindedir. Buyurun Nurten Hanım. Teşekkür ederim. Peki, bu kadar üzerinde durduk, anlattık, tampon çözeltilerinden bahsettik. pH kalibrasyonunu hangi sıklıkla yapmalıyız? Şimdi ilk ve en kısa cevabımız tabii ki mümkün olduğu kadar sık. Çünkü elektrodun değişen bir yapısı olduğunu, bulunduğu koşullar da dahil olmak üzere çalışmadığı zaman bile kutusunda bile beklerken o membran yüzeydeki iyon geçişleri durmadığı için elektrodun sürekli bir değişim halinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda mümkün olduğu kadar sık yapmalıyız. Ama bununla ilgili genel geçer bir takım kurallar ve tavsiyeler nedir diye ele alacak olursak eğer, yeni bir elektrot bize geldiğinde mutlaka ve mutlaka bir kalibrasyon yapılması gerekir. Uzun süre saklanmış, daha önceden alınmış, üzerinden zaman geçmiş bir elektrodumuzu, kendi depomuzdan çıkarttığımız bir elektrodu kullandığımızda, kullanmaya başlamadan önce yeni bir elektrot almış gibi kalibrasyon yapmamız gerekir. Ölçüm yapılacak her günün başında mutlaka kalibrasyon yapmamız gerekir. Eğer 24 saat kesintisiz çalışılıyorsa ve çok sayıda numune söz konusuysa bakılan mutlaka günde en az 2 kere vardiyalı yerlerde vardiya başlarında yapılması tavsiye edilir diyebiliriz. Peki, tüm bu işlemlerden sonra biz aslında neyi kalibre etmiş oluyoruz? Tabii ki biz sadece pH elektrodumuzu kalibre etmiş oluyoruz. Burada yanlış anlaşılan bir takım, yani kalibrasyon kelimesi işin içine girdiği zaman konu başka yerlere de dağılabiliyor. Ama tüm bu işlemler, yapılan tüm bu tampon çözeltilerle, ölçülen sıcaklıklarla, verilen değerlerle yaptığımız tüm bu işlemler sonucunda bizim yaptığımız şey o an kullandığımız pH elektrodunu kalibre etmek. Peki, cihaz kalibrasyonundan bahsedecek olursak, yanlış anlaşılmalardan bir diğeri. Sözü evet, Andre genellikle bakıldığı zaman pH kalibrasyonunda evet biz sertifikalı çözeltilerle kalibrasyon yaptığımız doğru. Ama biz pH metre elektrodun aslında offsetini söylüyoruz. Ve asıl hikayede zaten burada ortaya çıkıyor. Eğer pH metrenin içinde kendisinde belirli olan hard code edilmiş bu donanımsal özelliklerde bir kayma varsa biz bu kaymanın efektinin ne olduğunu sadece pH kalibrasyonuna bakarak anlayamayız. Çünkü arada elektrot var. Dolayısıyla zaten bu sebepten dolayı da cihazın kalibrasyonu söz konusu olduğu anda elektrodu denklemden dışarı çıkararak bakabileceğimiz bir şeyler bulunmalı elimizde.
Elbette doğrulama çözeltileriyle başka yapılabilecek şeyler var ama o zaman yürek yakıcı başka bir noktaya daha temas ediyoruz demektir. Örneğin eğer bir doğrulama yapacaksak kalibrasyonda kullandığımız fiziksel çözeltiyi doğrulama için tekrar elektrodu içine batırarak bakamayız. Çünkü az önce zaten kalibrasyonda biz söyledik cihaza o pH tamponunun 4 olduğunu ya da 4.01 olduğunu. Dolayısıyla bu tarz durumlarda eğer doğrulama yapacaksak o zaman bir başka aynı tip tamponu yani sertifikalı çözeltiyi daldırıp okuma yapıp doğru ölçüm alabiliyor muyum diye kontrol edebiliriz. Ama eğer pH metrenin kendisinin kalibrasyonunu kontrol edeceksek gerçek manada sertifikalı referans test donanımlarına ihtiyacımız var demektir. Bu da dolayısıyla bizim işimizin tabii ki bir başka parçası. pH metreyi kalibre etme söz konusu olduğu an çok daha özel bir takım sertifikalı referans enstrümanları araya giriyor ki biz bunlara genellikle simülatör diyoruz. Ve eğer bir kayma varsa da sonra da pH metrenin üzerinde bunu düzeltmek için de yapılan bir takım servisel işlemler var. Ama bunların hiçbir tanesi elektrodun kendisiyle ilintili olarak yürüyen şeyler değil. Tamamen elektrodu devreden çıkarıp pH metreye bir başka sinyal verici düzenek aslında bağlıyoruz. Ve bunun tartışması Türkiye'de yeri geldiği zaman akreditasyon 17.025 benzeri bir sürü uzantıya kadar gidebiliyor ki çoğu zaman ne yazık ki gördüğümüz şey bu tarz ölçümlerde pH tamponlarıyla bir takım kontroller yapıldığına şahit oluyoruz. Üstelik de işin içerisinde değişken bir elektrot bileşeni var iken. Şimdi bu noktaya geldiğimizde zannedersem yine bir soru zamanı mı yaklaşıyor diye bakıyorum ben. Öyle gibi gözüküyor. O yüzden size şimdi üçüncü sorumuzu soralım. Bu bilgiler ışığında sizler kendi laboratuvarınızda kaç noktalı kalibrasyon acaba gerçekleştiriyorsunuz? Bize söyleyebilir misiniz? Farklı çeşitli seçenekler tabii ki olabilir ama merak ediyoruz. Buyurun efendim. Tabii en az 2 nokta olacağı belli. Lineer bir eğriye baktığımıza göre şu ana kadar 2 cevap ağırlıklı geldi. Bu arada hazır yeri gelmişken sorular arasında da gördüm. Normalde 2 noktalı kalibrasyon yapılması sakıncalı değil. Ama bu durumda ki genellikle kalibrasyonda da söylenen şeylerden bir tanesi zaten bu. Ölçmek istediğiniz şeyle kalibrasyon yapmaya çalıştığınız aralık mümkün olduğu kadar içine kapsayacak şekilde olmalıdır. Hatta soruların arasında ekstrapolasyon yapılabilir mi diye soruluyor. Zaten cihaz normalde yapıyor. Ama eğer illaki garantiye almak istiyorsanız o zaman çok noktalı da sayıyı daha da yükselteceksiniz demektir. Aşırı uçlara uzak noktaları koyarak yapmak da çünkü son derece tehlikeli. Ama şu ana kadar gördüğümüz cevaplarınıza baktığımız zaman birkaç saniye daha bekleyelim. Zannedersem neredeyse hepsini aldık. Görelim hep beraber. Ama ağırlıklı olarak geldiğimiz cevaplar 2 ama en çok da tabii ki 3 noktalı ki biz zaten Metrom tarafında minimum her zaman 3 noktayı tavsiye ediyoruz. Ama ekstrem durumlar olduğu zaman bu kalibrasyonu eskiden aslında 2 noktalının var olmasının sebeplerinden de biri buydu. Bazı müşteriler sürekli olarak alkali tarafta ölçüm yaparlardı. Bazı müşteriler sürekli olarak asidik tarafta ölçüm yaparlardı. Ve eski pH metreler yani artık 90'ların hatta gerisine düşen pH metreler ki bu arada neredeyse 1940'lardan beri pH metreler ve ilk elektrotları üretenleriz. Bakıldığı zaman burada tabii o zamanlar 2 noktalı kalibrasyon yapan cihazlar vardı. Ve bu enstrümanlarda çoğu zaman işte asidik tarafta 4 ile 7 ile kalibre edilirken alkali tarafta 7 ile 9 ile edilmek zorunda kalırdı. Hepsine bakanlar ya ondan ona ya ondan ona dönmeye ya da işte 2 noktanın ürettiği lineer eğrinin ekstrapolasyonuna bakmak zorunda kalırlardı. Ekstrapolasyon tamamen yanlış bir şey değil ama hangi buffer'ları kullandığınız da aynı zamanda önem taşıyor. Buradan bence devam edebiliriz. Nurten Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Peki elektrottan bahsettik, pH'tan bahsettik, kalibrasyonunu da yaptık. Artık cihaz üzerinde okumasını da yapıp bugünkü webinar seansımızı yavaş yavaş sona doğru taşıyalım. Cihazla beraber kalibrasyona hazırlığı yaparken nasıl yapıyoruz? Uygun ölçüm metodunu ve modunu seçmemiz gerekiyor. Önceki slaytlarda da üzerine değindiğimiz gibi tampon sayısını, doğru tampon markasını,
Görüntülenen sıcaklık, eğer ki sıcaklığı biz dışarıdan ilave ediyorsak, eğer kombine ise veya kullandığımız pH metreye taktığımız başka bir elektrotla ise doğru sıcaklık sensörünü seçerek ve tampon çözeltilerin taze kullanılabilir olduğundan emin olarak kalibrasyona başlamak üzere hazırlığımızı yapabiliriz. Sonrasında ilk aşama elektrolit doldurma. Yani elektrodumuzun içerisindeki elektrolit seviyesi çok önemli. Bunu referans elektrodun işlevini anlatırken biraz değindim. O yüzden eğer ki o elektrolit seviyesi olması gerekenden çok daha aşağılardaysa veya içerisinde kristallenme gibi bir durum söz konusuysa bunu önce temizleyip sonrasında uygun seviyeye getirmemiz gerekir. Daha sonra elektrodu doğru bir iyonize suyla, DI suyla yıkadıktan sonra asla kağıt havlu ve benzeri bir takım peçeteler vesaire bunlarla sürtme yoluyla değil, sadece belki dokunarak kurutabilirsiniz ki bu daha çok kurulumlarda da özellikle üzerinde durduğumuz bir nokta. Çünkü eğer elektrodu sürterek kurutursanız içerisindeki elektrostatik dengeleri bozacağınız için elektrodu aslında yarardan çok zarar getirmiş olursunuz. Sonrasında elektrodu uygun bir tutucuya sabitleyip membran ve diyaframının birlikte buffer içerisine uygun seviyede daldığından emin olmanız gerekir. Bu arada bu kurulama denilen şeyle de ilgili bir iki isterseniz noktaya değinelim. pH elektrotlarının indikatör tarafında bulunan cam membran ki önümüzdeki hafta tabii buna çok ayrıntılı olarak bakıyor olacağız. Çünkü değişik membranlar da söz konusu. Hatta değişik kimyaya sahip membranlar söz konusu. Ama bakıldığı zaman burası zaten bir ıslak arayüz. Yani bu arayüzün zaten kuruması istenmez. Çünkü bu cam yüzeyin üzerinde aslında bir çeşit bir katman oluşturduğumuzu sanal bir katmanın varlığından bahsediyoruz bir ıslak katmadan. O yüzden genellikle elektrotlarda yapılan bu kurutmaya benzer işlemler, işte selpakla alıp ovalamak benzeri şeyler, evet bir taraftan mekanik stres ve buna bağlı statik elektrik yüklenme gibi önemli problemleri beraberinde getiriyor. Ama aynı zamanda bu ıslak interfeysin kendisinin varlığını ortadan kaldırıyor. Bunu en tipik olarak genellikle yanlışlıkla bir pH elektrodunu açık havada unutup gidip birkaç gün sonra gelip o elektrodu niye ölçmüyor diye bakarak görürsünüz ki bu tarz durumlarda bazı böyle son dakika çareleri olan işte tekrar o ıslak interfeysi oluşturmaya çalışmak için bir takım canlandırma çalışmalarından da bahsedildiğini görürüz. Ama bakıldığı zaman bu nedenle evet numuneler arasındaki geçişte elektrodu temizlememiz, saf sudan geçirmemiz gerekli ama sadece ucundaki fazlalığı almamız doğru. Aksi takdirde çünkü her yaptığımız hareket, özellikle de mekanik hareketler, cam membranın kendisine, kompozisyonuna, yapısına, yüzey şeklindeki bozukluklara neden olacak kadar tehlikeli. Bunun yüzünden elektrot çöpe atan kullanıcılar çok görürüz ki genellikle bu tarz hareketleri yapan müşterilerde de zaten elektrotların ömrünün nedense sürekli kısa olduğu gibi bir durumla karşı karşıya geliriz. Ama bunu gelecek hafta çok daha yakından inceleyeceğiz. Özellikle pH elektrotlarının yapısıyla ilgili olan sorunda. Nursel Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Tüm bu hazırlıkları yaptıktan, elektrodumuzun uygun seviyede daldığından, doğru bir şekilde hazırlanmış olduğundan emin olduktan sonra cihazın menüsünden kalibrasyon modunu seçerek başlatabiliriz. Sıcaklığı eğer ki sıcaklık sensörü kombine bir elektrotsa dışarıdan ilave etmenize gerek yok. Ama değilse mutlaka sıcaklık değerini de pH metremize söylememiz gerekiyor. Tampon eğer otomatik tampon tanıma kullanılıyorsa sorulduğunda uygun referans pH değeri girilir. Eğer kullanılmıyorsa başka bir tampon çözeltiyle devam ediyorsak pH metrenin içerisinde olmayan bir markayı veya kendi hazırladığımızı mutlaka bu değerleri söylememiz gerekiyor. Ölçüm tamamlandıktan sonra elektrodu yine bol saf suyla yıkıyoruz. 2 ile 5 arasındaki tüm adımları tekrarladıktan sonra bir sonraki tamponun içerisine daldırıp ölçümü tamamlayana kadar seriyi devam ettiriyoruz. Peki örnek ölçümü için neler yapıyoruz? Aslında kalibrasyonda uygulanan tüm prosedürlerin aynısını takip ederek numunelerimizdeki pH değerini de ölçebiliriz.
Burada önemli bir diğer nokta, eğer ki ölçüm esnasında karıştırılma yapılmayacaksa, kalibrasyon esnasında da yapılmaması, yapılacaksa kalibrasyonu da karıştırıcı varlığında yapılması önerilir. Tabii ki tüm bu karıştırmalar esnasında ister numune çalışmasında olsun, ister kalibrasyon okuması esnasında olsun, mutlaka o manyetik karıştırıcıdan veya pervaneli karıştırıcıdan gelen girdabın içerisinde elektrodun kalmamasına dikkat edilmesidir. Aksi takdirde elektrodumuz buffer'ı değil, havayı ölçmeye çalışır ki bu da doğru sonucu getirmez bize. Ölçüm esnasında da sıcaklıklarda değişim olmaması gerekir. Yani bu aslında kalibrasyon için de önemli olan bir şey. Eğer birden fazla tampon çözeltiyle kalibrasyon yapıyorsak, mutlaka her bir tamponun sıcaklığının aynı değerde olması gerekir. Eğer iki tampon arasındaki sıcaklık farkı 2 dereceden fazlaysa, zaten sistem sizi otomatik olarak uyaracaktır ve ölçümün tekrarlanması gerektiğiyle ilgili bir hata ekrana gelecektir. Aynı şey ölçüm yapacağınız numune sıcaklığıyla kalibrasyon sıcaklığının da yakın olması sizin daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar. Şunu diyebilirsiniz: ben oda koşullarında kalibrasyon yaptım ama numunem bir 25 derecede geliyor, bir 50 derecede geliyor, bir 75 derecede. Tabii ki elektrot yaptığınız kalibrasyon sonrasında o bahsettiğimiz grafikte sistem kendini kompanse edeceği için doğru sonuçlar alırsınız. Ama daha doğru, daha stabil, daha tekrarlanan sonuçlar için bu sıcaklıkların yakın olması mutlaka tavsiye edilir. Bu arada elbette tabii ki her zaman bu mümkün değil. Dolayısıyla bu demektir ki herkes numunelerini işte kalibrasyonlarıyla aynı sıcaklığında, oda sıcaklığına getirmeye çalışıyor. Tabii ki olamıyor öyle bir şey. O yüzden buradaki kaymalar ya da aşırı sıcaklık yüksek uçurumdaki sıcaklıklara bakmanın, kalibrasyonunun yapıldığı sıcaklık arasındaki farkları bir yere kadar tolere edebildiğimizi Ners'i uyarlayarak konuşmuştuk. Ama tabii ki bu mümkün değil. O yüzden bunlar bu tarz ölçümlerde genellikle belirli bir hata payı kabul edilebilir oluyor zaten. Ama şunu da unutmamak gerekir. Çok yüksek sıcaklıklar özellikle pH elektrotlarına uyguladığı işkence açısından başka problemleri beraberinde getiriyor. Özellikle bazı durumlarda iç referans elektrolitinin potasyum klorürden çıkıp başka bir şeye dönüşmesine gerek olduğu durumlar ki mesela 80 derecede tampon okumaya kalktığınız zaman bu sefer orada kaynamaya doğru gitmeyen bir elektrolit tercih etmek ki biz mesela orada hidrolit diye bir şey kullanıyoruz ki bunu gelecek hafta daha ayrıntılı konuşacağız. Ama bunun yanı sıra bu elektrotların yani yüksek sıcaklıkta ölçümü yapmaya çalışan elektrotların da normal standart sıcaklık koşulları altında kullanılara olanla daha çabuk bozulduklarını, membran veya diyafram yapılarının daha çabuk yıpranmaya doğru gittiği de önemli gerçeklerden bir tanesi. O yüzden işin sıcaklıkla ilişkisi, tabii örnek matrisinin diğer efektlerini şu anda hesaba katmıyoruz. Başlı başına önemli problemlerden biri ki bu da zaten sizi özellikle önümüzdeki hafta pH elektrodunu numune matrisine göre doğru seçmek ya da numune koşullarına göre doğru seçmek denilen argümana getirecek. Çünkü aslında bir pH metrenin kendi elektrodu diye bir kavram hiçbir zaman olmadı. Metronda bile baktığınız zaman çok farklı örnek matrisleri için 15 taneye aşkın neredeyse çeşit çeşit pH ölçmek için elektrot var. Hatta bunlar yarı katı yarı sıvı örneklere, peynirlere falan gibi şeylere kadar gidiyor. Veya işte ne bileyim besiyerde ölçmek isteyip de çok küçük hacimlerde ölçüm yapmaya çalışanlara kadar giden çok özel durumlar var ki onları özellikle haftaya tabii Salı günü inceliyor olacağız. Ama Nurten Hanım şimdi size daha başka bir konuda pH metrelerde sıklıkla görünüp kullanıcıların sadece gözle görüp indikasyona göre hareket etme tarzlarını belirledikleri önemli bir başka noktaya getiriyor. O da tabii ki drift. Evet, ölçümü alıyoruz ama bu ölçümün doğru olduğunu veya nerede duracağını neye göre belirliyoruz? Aslında birçok pH metrenin içerisinde set edilmiş daha önceden tanımlı parametreler değiştirilemez olurken daha üst modellere geçtiğinizde bunlara müdahale edebiliyorsunuz. Peki nedir bunlar? Yani gerçekten okuduğumuz pH değerinde bir dalgalanma söz konusuysa, bunun nerede duracağına, doğrunun nerede bittiğine nasıl karar veririz? İki parametre bizim için önemli. Zamana bağlı olarak bunu
stabilleştirme süresini zamanla bağlı olarak seçebilirsiniz veya drift'e bağlı olarak, ki en çok tercih edilen budur. Birim zamanda, yani dakikadaki milivolt değişiminin belli bir noktada sabitlendiği, belli bir süre zarfında sabitlendiği durumda pH değerim doğru okunmuştur. Burada sabitleyip bu değeri bana oku diyebiliriz sisteme ve en çok tercih ettiğimiz zamandan ziyade ortamdaki o değişimin artık azalarak stabillendiğini gördüğümüz nokta drift'i kullanarak yaptığımız pH okumasıdır diyebiliriz. Aslında drift denilen şey aşağı yukarı her pH metrede var ama birçok pH metrede, ki bazı metro modellerinde de yok aynı zamanda, ayarlanabilir değil. Yani çoğu zaman biz pH metrelerin ekranında işte değerin salınım halinde olduğunu görüyoruz. Sonra ekranda bir ışık yanıp sönüyor. Belki bir LCD ekran üzerinde bir gösterge bu değerin stabilleştiğine dair size bir tabiri yerindeyse tanı sağlıyor. Ama aslında arka planda bir olup biten şey elektrodun ölçtüğü sinyalin birim zamandaki salınımı söz konusu oluyor. Bu arada galiba süremizle bayağı hızlı gitmiş. Şey, yeterince hızlı değiliz gibi gözüküyor. O yüzden birazcık hızlanmaya çalışalım. Biraz Ama drift hızlanalım. pH ölçümlerinde pH metrelerin içine gömülü kriterlerden biridir. High-end pH metrelerde bunu siz set edersiniz. Çünkü şöyle bir sorun var. Her numaranın salınımı birbirine benzemez. Bazı numaralar zaten doğaları ve ortamla yarattıkları etkileşim sebebiyle zaten çok stabil değillerdir. Bu sebepten dolayı da drift bazı durumlarda dostunuz, bazı durumlarda ise ne yazık ki düşmanınız. Buyurun Nurten. Teşekkür ederim. Peki ölçümler bittikten sonra biz nelere dikkat ediyoruz, neleri yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka elektrodumuzu uygun. Öncelikle eğer üzerinde numuneden dolayı bir kalıntıyı suyla ortamdan uzaklaştıramıyorsak mutlaka uygun solventle veya deterjanla yıkaması yapılır. Sonrasında bol suyla, demineralize suyla yıkanır ve elektrot bir süre koşullanır. Nasıl koşullanır? Elektrodu mutlaka saklama çözeltisi dediğimiz, bu zaman zaman iç elektrolit çözeltisiyle birebir aynı olmakla beraber, çoğu zaman da bizim özellikle saklama çözeltisi adını verdiğimiz 3 molar potasyum klorürden daha seyreltik bir çözelti içerisinde elektrodun o cam membran yüzeyindeki iyon geçişini minimize edecek bir çözelti içerisinde saklamanızdır ki bu iyon geçişini ne kadar minimize edersek elektrodu gerçek anlamda o kadar dinlendirebiliriz diyoruz. Yine bir önemli uyarı, mutlaka elektrodunuzu yıkayın ama lütfen sürterek silmeyin, kurulamayın. Sadece üzerindeki suyu belki değdirerek alabilirsiniz diyoruz. Örneklerin ölçümünde devam ederken pH değerinin sıcaklıkla beraber raporlandığını tekrar söylemek istiyorum. Örneğin davranışı tamamen sıcaklığa bağlı. Kalibrasyon ile örnek ölçüm arasındaki sıcaklık uçurumu büyüdükçe ölçüm belirsizliğinin arttığını, doğru bir raporlamada kalibrasyonda olduğu gibi ölçümde de sıcaklığın çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak gerekir. Burada farklı bir sıcaklıkta, örnek olarak 18,3 gibi bir sıcaklıkta pH değerini ne olduğunu yandaki ekrandan görebiliyorsunuz. 0 derecede, 25 derecede ve 50 derecede sodyum hidroksit örneğinin de ne kadar değiştiğini görebilirsiniz. Zaten pH'ın sıcaklığa bağlı olduğunu baştan beri söylüyoruz. O yüzden bir numuneyi 60 derecede ölçer sonra 25 derecede ölçerseniz aynı pH değerini bulmanız söz konusu değildir. Bu arada önemli bir nokta, iletkenlik ölçümleriyle bu konuda çok yapılan karıştırma var. Yani iletkenlik ölçümleri X bir derecede ölçülüp Y bir derecede raporlanıyor. Bu özellikle iletkenlik ölçümü webinarında değineceğimiz katsayılarla ilgili olan bir şey. Ama pH'da böyle bir şey yok. pH metreniz 50 derecede ölçüyorsa 50 derecedeki numunenizin pH'ını gösteriyor. Aynı numunenin pH'i 25 derecede farklı olacaktır. pH metre böyle bir dönüşüm yapmıyor. pH kavramında böyle bir çalışma, böyle bir hareket yok. Siz onu 25 derecede ölçüp siz bulmak zorundasınız. pH metrenin otomatik dönüştürmesi beklenemez. Bu da zaten sıcaklık kompansasyonu teriminin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan durumlardan biri. Buyurun hocam.
Teşekkürler tekrardan. İster kalibrasyon olsun, ister ölçüm sonrası olsun, mutlaka az önce bahsettiğimiz tüm adımların gerçekleştirilmesi. Eğer bir sonraki uygulama çok kısa bir süre içerisinde yapılmayacaksa, bir sonraki pH ölçümü elektrodun tepesindeki elektrolit doldurma tıpasının kapatılarak uygun saklama sıvısı içerisinde bekletilmesi gerektiğinin üzerine tekrardan çizmek istiyorum. Son bir sorumuz daha olacak sanırım. Evet, hemen o soruyu da bence soralım. Çünkü soru cevap seansı için yeterince zamanımız kalmıyor gibi duruyor. Bütün şimdiye kadar konuştuğumuz içerik çerçevesinde hemen soruyu ekrana getireyim. Siz kendi pH elektrodunuzu hangi sıklıkta yenisiyle değiştiriyorsunuz? Periyodik olarak baktığınız zaman hani bir elektrodun artık bu bitti doğru ölçmüyor deyip de hani tabiri yerindeyse eğer yenisiyle değiştireyim ben diye yaptığınız seçim ne tür bir zaman sıklığına bağlı? Cevaplar geliyor. Buna aslında gelecek hafta da değineceğiz ama bizim de tabii ki bir verebileceğimiz cevap var. Ama endüstride çok değişik kullanımlarla karşılaştık. Çok farklı zorlu matrislerle de karşılaştık. O yüzden bu süreç değişken olduğu durumlar var ama bizim yaklaşık olarak beklediğimiz ne olduğundan bahsetmek lazım. Bu arada tabii bütün elektrotlarımızı kendimizin üretiyor olduğunu da önemli hatırlatmak istiyorum. Metrom'un alt kuruluşu olan Metroglass bu elektrotları özellikle üretiyor ki sektördeki hatta bazı farklı markalara elektrot bile sağladığı ortada. Fakat tabii onu genellikle çok fazla kimse bilmez. Aynı zamanda bunun yanı sıra tabii hastanelerdeki kan ölçen bazı elektrotları da yine Metroglass'ta sarılıyor. Evet, soru cevapları aşağı yukarı geldi. Hemen görelim. O yüzden ekseriyatı bir yıldan daha uzun. Ama tabii bizim merak ettiğimiz aynı zamanda bu soruyu burada sormadık. Çünkü bir seçenek daha koymak gerektirecekti. Bir yıldan ne kadar daha uzun? Ama bakıldığı zaman bizim genellikle bir pH, cam pH elektrodundan beklediğimiz performans ortalama bir yıl. En iyi ihtimalle sürekli kullanımda bir yılın biraz daha üzerinde, 1,5 yıla yaklaşabilecek maksimum bir döneme bakıyoruz. Neden? Çünkü biz aynı zamanda elde ettiğimiz kalibrasyon sonuçlarının da belirli kriterleri sağlamasını istiyoruz. Aslında bununla ilgili bir takım normlar var, bir takım din standartları var. Dolayısıyla elde edilen eğim ki aslında pH metre kalibrasyonu bitirdikten sonra bir anlığına size elde edilen eğimin teorik eğimden yüzde ne kadar saptığına dair bir değer gösteriyor. Bunun slope'un yüzdesel ifadesi olarak ya da değişimi olarak görebilirsiniz. Bunun mesela din standardı %96.6'nın aşağısına düşüyorsa eğer eğim farkı ve bütün diğer koşullar sağlandıysa elektrodun performansı yavaş yavaş hapı yutuyor demek olabilir. Ama bunun yanı sıra tabii çok daha ayrıntılarına da bakıyoruz. Bizim bazı pH metre modellerimizde ISO'ya göre elektrot testi gibi bir takım özellikler var. Burada elektrodun sadece kalibrasyon sonuçlarını değil ama ani bir pH değişimine ne kadar hızlı tepki gösterebildiği, yani kısacası elektrodun response time'ının ne olduğuna dair de bir takım ayrıntılı testler yapılarak elektrot performansı sınanabiliyor. Bunlar bazı sektörlerde mecburi, ilaç sektöründeki gibi özellikle uluslararası yönetmeliklere tabi olan sektörlerde. Diğer taraflarda, endüstriyel taraflarda biraz daha flexible. Bu arada enteresan tartışmalardan da biri tamam elektrodun kayması çok büyük çıktı. Response time'ı da şöyle böyle fena değil. Ne süre daha kullanmaya devam ederim? Aslında kalibrasyon olarak elektrodun sapmasını doğru söyleyebildiğiniz sürece ve gerçekten ölçümler sizin numunenizdeki pH değişimlerini doğru yansıtabiliyor olduğu sürece bu süre bir yıldan 2 yıla çıkmış olması çok bir şey değiştirmiyor. Ama sorun genellikle zaten bu problemlere kadar daha gelmeden önce ya diyaframı ya membranı kaybediyorsunuz. Kullanıcıların tabii elektrot kırmasını hiç saymıyorum bile. Çünkü elektrodun neresini plastik yaparsanız yapın bir yeri mutlaka cam. Ama bakıldığı zaman sorulu cevaplarınızdan gördüğümüz kadarıyla. Bu arada 3 ayda bir kullananlar her zaman kendi yaptıkları bir şey yüzünden, bir hata yüzünden 3 ayda bir kullanıyor olmayabilirler. Çünkü öyle sektörler var ki bizde tekstil dünyasında sürekli 13, 12, 13, 12 pH'larla yürüyen. Buralarda zaten o kadar yüksek alkali hırpalamaya ve matrixler de kötü tabii. Veya çözeltilerden de bahsetmiyoruz. Gerçekten 3 ay dayanmıyor hiçbir elektrot. Ki çoğu zaman hani en mukavemetli elektrotları çoğu zaman bizlerin ürettiği dikkate alınacak olursa. Ama buradan da aslında bu bölümün sonuna geliyoruz. Çünkü
elektrotların kendisinin yapılarını, değişik diyafram, değişik membran yapılarını, bunların nelere göre seçildiğini, hangi koşullar altında ne tür elektrotlarla çalışılabileceğini, ne tür komplikasyonlarla karşılaşabileceğimizi önümüzdeki hafta inceleyeceğiz. O yüzden bence hızlıcana kalan çok sınırlı bir vakit var. Sizi de çok uzun süre tutmak istemiyoruz ama hemen birkaç soruya da bence bakmakta fayda var. Ben sorulara bakayım. Birincisi, biz neden pH diyoruz diye. Aslında haklısınız efendim. Çünkü pH diyen de var, pH diyen de var. Biz açıkçası yıllardır alışkanlık gereği çoğu zaman H diye söylemeye alıştık. Ya da benim tabir yerindeyse eski kimya jenerasyonundan gelenler H diye telaffuz ediyor. O yüzden evet, farklı telaffuzlar var. Tampon çözeltilerin raf ömürlerine ilgili soruyu zaten cevaplamıştık. Kalibrasyon ekstrapolasyonunu da zannedersem daha önce konuşmuştuk. Bu arada burada oldukça bir takım teknik sorular var ama bir iki tanesini özellikle cevaplamak isteriz. Evet, sektörde başka pH referans çözeltileri var, daha düşüklü ve daha yüksek pH'lı olanlarda ama Metrom bunları üretmiyor. Ama tüm pH metrelerde Metrom'un istediğiniz tamponla kalibrasyon yapabilirsiniz. Keza sektördeki diğer pH metrelerde öyle olmalı. Aksi takdirde zaten sınırlandırılıyorsunuz demektir. Özellikle tamponların kompozisyonuyla ilgili sorular vardı. Bu yüzden ben bile kendi tamponumuzu en sonunda çıkarıp elime aldım siz bu soruyu sorarken. Tampon çözeltiler tabii adı üstünde anlaşıldığı gibi kendi kendilerini tamponlayabilen çözeltiler olmak zorunda. Mesela bizim pH 4 çözeltimize baktığımız zaman gördüğümüz içerikte genellikle su, potasyum, hidrogen, fitalat, sodyum hidroksit ve gümüş nitrat karışımıyla karşılaşıyoruz tamponlamak için. Bir de biz aynı zamanda kırmızı bir renk veriyoruz kendi tamponlarımıza, onu da karmamesinle sağlıyoruz. Ama pH 7'ye baktığımız zaman mesela genellikle gördüğümüz şey sodyum fosfat dibazik ve potasyum fosfat monobazik karışımından oluştuğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi hedeflediğimiz tabiri yerindeyse pH değerine göre karışımlar değişkenlik tabii ki gösterecek haliyle. Ve en nihayetinde de 9'un içerisine baktığımız zaman da genellikle bir çeşit borik asit tamponuyla karşılaşıyoruz. Yani su borik asit ve sodyum tetraborat dekahidrat karışımından oluşuyor Metrom pH 9 çözeltisi. Bunların iyonik kuvvetlerinden rakamsal olarak gelen bir soru var. Açıkçası onu biz bile Metrom'a sormamız lazım. Ama şunu söyleyebilirim size. Genellikle bu iyonik şiddet ve aynı zamanda tamponlama kabiliyeti ya da kapasitesi diye tabir edilen şey tabii ki tamponun tabiri yerindeyse sizin hedef olarak belirlediğiniz değerden ne kadar mukavemetle aynı şekilde durmaya çalıştığını, bozulmadığını da ifade edecek şeylerden biri. Biz şunu görüyoruz. Ekseriyatı sektörde birçok tampon var. Ama biz çoğu zaman tamponlarımızla ilgili ölçümleri işkence testlerine tabi tutuyoruz. Mesela gidip çok yüksek şiddette çalışan bir çeker ocağın altına koyup sonra tampon cüzdanıyla okuma yaptırmaya çalışmak. Ve burada çok enteresan bir takım davranışlara şahit olduk. Çok bilinen bazı markalarda. Mesela 4'ün birdenbire bir anlığına 1-2 saniyeliğine 3.5'a geri gidip sonra tekrar 4'e geri geldiğine dair şeyler gördük. Ve özellikle de tabii büyük şişelerde tasılan tamponlarda o şişenin yarısı boşaldığı zaman şişenin geri kalanının içerisindeki kalan bölgede de hava değişiminin kendisi tamponların bozulmasını hızlandırıyor. Ama biz açıkçası bizimkiler sektörün en pahalı tamponları. Ama stabilite açısından bakıldığı zaman da özellikle ilaç fabrikalarında yaptığımız testlerde gördüğümüz kadarıyla stabilite olarak da en yüksek seviyeleri sağlayan tamponlar arasında yer alıyor sektörde. Ama doğru olan taze, yeni tampon kullanmak. Dibine kadar bir şişe indirir ve aylarca oradan kullanmaya devam ederseniz de hala aynı şeyin olması pekala mümkün. Bunların dışında saklama koşulları ile ilgili sorular var. Tamponların normalde kendilerinin aslında güneş almayan kuru bir ortamda ve tabir yerindeyse mümkün olduğu kadar odalı sıcaklığında saklanması yeterli. Geçmiş zamanlarda eskiden bir takım buzdolabına koymalar vesaire gibi davranışlar da vardı. Hatta bir dönemler bizler de tercih ettik. Özellikle çok yüksek sıcaklıktaki laboratuvarlarda çalışanlar tamponların daha hızlı tabii bozulduğuyla karşılaştıkları için. Ama böyle bir önlem almaya kalkıştığınız her durumda o tampondan alıp kalibrasyon için kullanmadan önce tamponu oda sıcaklığına getirme mecburiyetiyle karşılaşırsınız. Stok şişelerini genellikle orada saklayıp sonra oradan birazını alıp kullanmak gibi davranışlar var. Bu arada yeri gelmişken bu doğru bir davranış. Stok şişesinden alıp 2-3 gün o tamponu kullanıp sonra boşaltıp şişeden tekrar almak. Kesinlikle elektrodu stok şişesine daldırıp bütün şişeyi almak veya da şişenin geri içerisine boşaltmak gibi hareketler yapmıyoruz. Bunun dışında ise genellikle düşük pH, yüksek sıcaklık, daha çok yüksek sıcaklıkta elektrotların çabuk bozulduğunu söylemiştik. Bunun aslında sebebi cihazlarla hiç ilgisi olmayan bir şey. Elektrodunuzu kaybediyorsunuz.
Ama bu ne kadar süreyle, hangi sıklıkla ve durmadan hangi örnek koşullarına maruz bıraktığınızı ve tabii doğru elektrodu doğru numune için kullanıp kullanmadığınızı bağlı olarak değişecektir. Bir yere kadar bunu farklı elektrotlar seçerek ya da daha mukavemetli elektrotlar seçerek elimine etmek mümkün. Ancak her zaman da onun etrafından dolaşmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Özellikle böyle 50-60-70 derece sıcaklıklarda dolaşanlarda elektrodun çabuk bozulduğuna şahit olacağız. Kalibrasyon açısından bakıldığı zamansa kalibrasyonu gidip de 50-60 derecede yapmaya çalışmayın. Bunun size çok faydası olacağını düşünmüyoruz. Gidip tamponu ısıtmanızın hiçbir manası yok. Kaldı ki bu tarz çözeltilerin en ideal sertifika değerleri her zaman standart laboratuvar koşullarında 25 dereceye yakın sıcaklıklarda en doğru değerleri verecektir. Bakalım başka sorular var mı? Bu arada bütün bu webinarın kendisi önümüzdeki günlerde YouTube sayfamızdan, Metronom Türkiye YouTube sayfasında bulunacak. Oradan istediğiniz gibi seyredebilirsiniz. Hatta oradan bir takım araçlar kullanarak indirmek de mümkün. Ama biz bütün webinarlarımızı sonrasında Metronom Türkiye YouTube sayfasında yayınlıyoruz. Bir iki soruya daha bakayım. Mesela referans elektrodun içindeki çözeltinin renk değiştirmesine dair sorular var. Genellikle bunu şöyle cevaplayabiliriz. Özellikle pH elektrodu kombine olsun veya hala bu arada referansı ayrı, indikatörü ayrı durumlar da söz konusu. Ama eğer referans elektrodunuzun çözeltisindeki rengin numuneden kaynaklanan bir renge doğru dönüştüğünü görüyorsanız bu genellikle çoğu zaman referans elektrodun içine doğru numune difüzyonunun ters yönde geliyor olduğuna şahit olabilirsiniz. Ve en büyük sebebi de çoğu zaman sizin elektrodunuzun seviyesini yeterince doldurmamanızdan kaynaklanır. Çünkü şunu unutmalısınız. Referans elektrotlar veya pH elektrotların içindeki referans tarafının da yukarıda mutlaka açık bir tıpası var. Zaten bu tıpayı açmazsanız siz ölçüm falan almıyorsunuz. Referans dışarı akmak zorunda çünkü. Eğer siz çözeltinin elektrodun içindeki seviyesini çok düşürür ve içine daldırdığınız numune seviyesine veya numune seviyesini de altına inecek kadar aşağı düşürürseniz numunenin bu sefer tabii ki bileşik kaplar kanununa bağlı olarak diyaframdan içeriye doğru kendini itmeye başladığını ve sizin referans elektrodunuzun içini zehirlediğini göreceksiniz. Bir kere bu yaşanmaya başladığı anda zaten istediğiniz kadar temizlemeye uğraşın. Sonrasında pek fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Ama şunu unutmayın, bazı pH elektrotların içleri de jel elektrolitli dolu olabiliyor. Bunların bazıları özellikle ömür göstermek için de renk değiştirir. Ama bu tahminimce onlardan biri değil. Çünkü siz feriferosiyanür rengi görüyorum diyorsunuz. Bu çoğu zaman referans çözeltinizin seviyesiyle de doğru orantılı olabilecektir. Bir tane daha soruya bakalım. Her ölçümden önce kalibrasyon yapılması elektrodun ömrünü etkiler mi? Kalibrasyon yapmak elektrodun ömrünü bozmaz. İsterseniz her dakika başı kalibrasyon da yapabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz genellikle şu. Eğer gün içerisinde sürekli ölçümler alıyorsanız ve diyelim ki günlük çalışmanız sabah başladı, akşam bitecek. 9-5 gibi mesela, diyelim ki mesaide yürüyorsanız. Günün başında bir tane kalibrasyon yapmanızı öneririz. Eğer fırsatınız var ise günün ikinci yarısında ikinci bir kalibrasyon yapabilirsiniz. Çoğu müşteri günde bir kere derken zaten sabahleyin ilk yaptıkları kalibrasyonu anlatıyor. Genellikle bizim tavsiyemiz elektrodunuzun her gün değişiyor olduğunu varsaymanız. Yani elektrodun koşulları bir günden diğer güne aynı olmayabilir varsayımınıza girip mutlaka günde bir defa kalibrasyon yapmalısınız. Ama 24 saat vardiya dönen endüstriyel müşterilerde biz genellikle her vardiyanın başında yapılmasını da salık veriyoruz ki bu genellikle ortalama 8 saatlik periyotlara bölünmüş şekilde karşınıza gelecektir. Ama onun dışında kalibrasyonu sık yapmak, eğer kullanıcılarınız elektrodu hırpalamıyor ve yanlış hareketlerde bulunmuyorsa kendisini herhangi bir şekilde etkilemez. Bakalım başka sorular var mı? Bu arada sabrınıza da sığınıyoruz gerçekten. Çoktan süreyi açtık aslında. Biz hep 1,5 saat yapıyoruz webinarlarımızı. Bu sefer 1 saat 15 dakika yeter dedik ama öyle olmadı. Bakalım. Evet. Peki son bölüme geçelim isterseniz Nurten Hanım. Tabii ki bu arada bu birinci seansın sonu. Unutmayın önümüzdeki hafta pH elektrotlarını yakından inceliyor olacağız. Ama biz tabii bu arada farklı şeyler yapıyoruz pandemi döneminde. Sonraki slayda gelebiliriz. Dolayısıyla biz tabii aynı zamanda bu tarz şeyleri ve cihazlarımızı da
ayrıntılı olarak canlı demonstrasyonlarla gösteriyoruz. Yani bir başka deyişle kendi uygulama laboratuvarımızın içerisinde burada tam teşekküllü bir prodüksiyon stüdyomuz var. Bunun manası sizlere hem değişik uygulamasal bilgileri hem de aynı zamanda ilgilendiğiniz metro enstrümanları ki bunlara perşimetreler de dahil. Hatta önümüzdeki dönemlerde şimdilerde böyle bir planımız var. Henüz daha tam net zamanını koyamadığımız ama buna benzer bir içeriği bu sefer canlı bir tabiri yerindeyse yayın şeklinde size yapmayı planlıyoruz ki orada gerçekten elektrotları ve her şeyi size çalışırken ve nasıl ölçüyor olduğumuzu gösterirken göstermek için. Ama aslında her türlü metronom cihazı için canlı online video demo yapabiliyoruz. Sizinle bir araya gelebiliyoruz. Hatta bu hafta zannedersem elektrokimya grubumuz bir şey yapacak. Ama düzenli olarak bunları yapmaya devam ediyoruz. İnternet sayfamızda bununla ilgili bir talep formu var. Bu arada bunlar ücretli değil. Bizim hiçbir webinarımız veya hiçbir aktivitemiz ücretli değil. Biz eğer ücretli bir şey yapıyorsak bu genellikle müşterilerimizdeki özel spesifik bir eğitimle alakalı oluyor. O yüzden eğer ilgileniyorsanız, spesifik bir konu hakkında bir takım şeyler görmek istiyorsanız bunu çok yüksek çözünürlükte ve aynı zamanda çok açılı canlı bir telekonferans gibi bazen 2 saati, 2,5 saati bulan seanslarda yaptığımız oldu geçtiğimiz günlerde. Korona bizi buraya getirdi ama öyle olmakla beraber şimdi hayatımızın doğal bir parçası oldu. Aslında biz Metrom grubu olarak tabii burada 1500 metrekareye yakın bir genel merkezimizin içerisinde tam teşekküllü laboratuvarımız ve eğitim salonlarımız var ama ne yazık ki korona yüzünden fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz. O yüzden onun yerine biz size onu ayağınıza getirdik. Tek ihtiyacınız olan şey de bilgisayarınız ve eğer tercihen bizimle de konuşabiliyorsanız bir mikrofon ve web kamera fena olmaz. Ama onun dışındaki her türlü tabiri yerindeyse done bizim tarafımızdan size zaten bu seans esnasında görsel olarak aktarılıyor ve sizinle karşılıklı etkileşimle bunları yapabiliyoruz. Ama buraya geldikten sonra önümüzdeki haftanın seansında tabii ki hepinizi bekliyoruz. Bu sefer çünkü elektrotları yapısal olarak da ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ve sonrasındaki 2 seansla da tabii sırasıyla tabii iyon selektif elektrotlara ve önümüzdeki hafta pH elektrotları tabii. Sonrasında iletkenlik ölçümleri de 4 Mayıs'ta kapatacağız ama bu da bu serinin sadece sonu olacak. Çünkü sonrasında bu sefer titrasyon diyerek yürümeye başlayacağız. Çünkü ilerleyen aşamalarda bizim en büyük uzmanlığımız tabii ki direkt ölçümlerle başladı. Bu arada dünyadaki ilk pH metre, dünyadaki ilk pH elektrodu bunlar aşağı yukarı neredeyse 76 yılı aşkın zaman önce yaptığımız şeyler. Günümüzde de bu tarz teknolojilerde aslında en yüksek sensör kaliteli sensörleri üretiyoruz. Ama tabii asıl uzmanlık alanımız bunun ilintili olan teknolojisinin yani potansiyometrik otomatik titrasyonlar ki bunların başka versiyonları da var, fotometrik olanları da var. Bunlar üzerine o yüzden bu teorik background'lu olan içerikleri bir yandan endüstriyel aplikasyonel webinarlar yapmaya devam ederken bir yandan da bu tarz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Sırada bu dörtlü serinin sonrasında titrimetrik seriler takip edecek. O yüzden 2021 yılında sizleri bilgisiz ve boş bırakmayacağız. Ama bunları söyledikten sonra bizler açıkçası sonuna geldik. Tekrar son kez bakıyorum yeni bir soru var mı diye. Bu dediğim gibi webinarın tüm içeriğini YouTube sayfasında kısa bir süre sonra birkaç gün sonra görebileceksiniz. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Sorularınıza cevap veremediğimiz kimseler varsa mutlaka ilgili arkadaşlar sizinle temasa geçecekler. Sorularınız bizde kayıtlıdır. Merak etmeyiniz. Herhangi bir şekilde eğer bu webinarla ilgili bir katılımcı sertifikasına ihtiyaç duyuyorsanız size katılım sertifikası verebiliriz. Biz aslında onu yapacağız büyük bir ihtimalle. Size zaten tek tek maille göndereceğiz. Çünkü normalde burada sizi misafir ediyor olsaydık böyle yapıyorduk zaten. Ama bu bir seri unutmayınız. Serinin her bir bileşeni için ayrı ayrı bunu yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdiden ilginize çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiye biz çok teşekkür ederiz. Serimizin ikinci seansı olan gelecek haftaki webinarımızda dört gözle bekliyoruz sizleri. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağlığınıza çok iyi bakınız. Önümüzdeki haftaki seansta görüşmek üzere. Hoşça kalın.